Yaptığı programlarla her zaman adından söz ettiren, çözdüğü olaylar, bulduğu kayıplarla yüzlerce insanın hayatına dokunan ATV ekranlarının sevilen ismi ve Türkiye'nin en güvenilir insanı olarak nitelendirilen ekranların fenomen sunucusu Müge Anlı'yı anlatacağım bugün sizlere. O doğduğunda takvimler 19 Aralık 1973'ü gösteriyordu. İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı'nın çocukluğu Fatih Sur içinde geçti. Annesi öğretmendi. Ailesi için çocuklarının çok iyi bir eğitim alması önemliydi. Müge Anlı üniversite tercihini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden yana kullandı. Okuduğu bölüm sebebiyle gazeteciliğe yöneldi. Daha okul yıllarında mesleğe başlamıştı bile. Peş peşe özel televizyon kanallarının açıldığı yıllardı. Eğitimi devam ederken o dönemin önde gelen kanallarından biri olan Kanal 6'da çalışmaya başladı. Kamera arkası için televizyonculuğun en renkli ve en yaratıcı kısmı diyen Anlı, kısa sürede yönetmen yardımcısı oldu. İlk zamanlarda kamera arkasında çalışsa da ekran önüne geçmesi çok uzun sürmedi. İlk önce Kanal 6'da bir magazin programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yani ilk ekran macerası magazinin üzerineydi. Magazin pek ilgisini çekmese de Top Secret dergisinde köşe yazarlığı yapıyordu. Aynı anda televizyon programının da koordinatörlüğünü üstlenmişti. Aslında magazin gazeteciliği serüveni tam olarak böyle başlamıştı. 2000 yılında vefat eden Kemal Sunal, Müge Anlı'nın magazincilik kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Başarılı gazeteci Kemal Sunal'ın vefatı sonrası hazırlanan bir belgeselin sunuculuğunu yapmıştı. Ancak Anlı aynı zamanda merhum sanatçıyla röportaj yapan son gazetecilerden biri olarak da biliniyor. Kemal Sunal bu röportajda Müge Anlı'ya askerlik anılarından dahi bahsetmişti. Müge Anlı birçok derginin yayın yönetmenliğini, 6 yıl Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü yaptı. Kanal D ekranlarında Şenay Düdek'le beraber sunduğu Dobra Dobra programıyla günlük kuşak programlarına başladı. Bu program o dönem büyük ses getirmişti. Bir sezon birlikte program yaptıktan sonra Anlı programı Pakize Suda'yla sunmaya başladı. Kariyerini 2008 yılında ATV'de Müge Anlı'yla Tatlı Sert programıyla sürdürdü. 2010-2011 yıllarında Mektubunuz Var adlı programı sundu. Dram, gözyaşı, acı, bu programda hepsi vardı. Anlı'nın gece kuşağı için yaptığı programda acılı insanlar yaşadıklarını karşıdakilerin yüzüne vuruyor, içimizi parçalıyordu. Yıllardır ATV ekranlarında hafta içi her sabah canlı yayında Müge Anlı'yla Tatlı Sert programında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Aslında bu programa başlarken tek istediği insanlara yardım edeceği bir program yapmaktı. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Gözde Güler, başarılı televizyon programcısı Müge Anlı ile röportaj yaptı. Usta televizyoncu bu röportajda şunları söylemişti. ATV'ye transfer görüşmeleri yaparken söylediğim ve hedeflediğim tek şey insanlara yardım edebileceğim bir program yapma isteğiydi. Beni bulunduğum noktaya taşıyan en önemli unsurlardan biri ailem ve halkın desteği oldu. Programda yer verdiğimiz konular ve konuklarla faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya, kayıpları bulup ailelerine kavuşturmaya ve parçalanmış ailelerin buluşmasına vesile oldukça insanlara yardım etme isteğim, hedeflerim arasından çıkarak beni bulunduğum bu noktaya taşıdı. Yardım istemek için programımızın kapısını çalan her kim olursa olsun derdine derman olmak için hep çabaladım. Bundan sonraki hedefim de bulunduğum noktadan bir adım geriye düşmeden insanlara yardım etmeye devam etmek. Müge Anlı'yla Tatlı Sert programı tabiri yerindeyse ekranların bir numaralı programı. Üstelik yıllardır hiçbir düşüş yaşamadan başarısını sürdürüyor. Çocuklar ve hayvanlar konusunda çok hassas olan Müge Anlı, programında bazı konularda olayın bağlı olduğu emniyet birimleriyle ortak hareket ediyor. Lafını esirgemeyen, gözünü budaktan sakınmayan bir yapısı olan Müge Anlı, haksız olan kim varsa haddini bildiriyor. Anlı bu programla sayısız kez ödül aldı.
başarının sırrı nedir sorusuna Hakan Erdem'e verdiği röportajda şöyle karşılık vermişti. Ben başarıyı getiren şeylerin özveri, disiplin, çalışma ve samimiyet duygusu olduğunu düşünüyorum. Çok çalışıyor, çok araştırıyor ve yeniliklere açık bir şekilde hareket ediyoruz. Kariyerim boyunca hiçbir dönem sadece kamera karşısına geçip sunuculuk yapmadım. İçinde olduğum her programın hem hazırlanmasında hem de sunumunda görev yaptım. O yüzden programın her aşaması ile ilgileniyorum. İyi bir takım kaptanı olmaya çalışıyorum. Birbirinden çok farklı özellikleri ve yetenekleri olan bir ekibim var. Bu ekibin bir kaptanı olarak uyumu ve dengeyi gözetmeye çalışıyorum. Bu programın belki de en önemli özelliği seyircisini de ekibin bir parçası olarak görmesi. İzleyicimle doğrudan ilişki kurmayı ve samimi bir diyalog içinde olmayı hep önemsedim. İzleyicimiz bizdeki samimiyeti gördüğü ve inandığı için de hep destekliyor. Biz izleyicimizle birlikte çok geniş bir aileyiz ve bu programın devamlılığında onların bu desteğini asla göz ardı edemem. Müge Anlı sadece programla değil, bireysel olarak da insanların hayatlarına dokunuyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle de yardıma ihtiyacı olanlara el uzatıyor. Bu konuyla ilgili Değer Dergisi'nden Hakan Erdem'e verdiği röportajda şunları söylemişti. 10 yıl önce Ramazan'da 9 ili dolaşan ve ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek götüren yardım tırıyla başladı her şey. Sonra neredeyse tüm izleyicilerimizin katkısıyla Türkiye'nin en büyük kermesini düzenledik. Sonra çocuklarımız okul sonrası sokakta değil, güvenli bir ortamda vakit geçirsinler diyerek 8 ilde ödev evleri açtık. Ödev evleri belediyelere ilham kaynağı oldu. Hadi çocuklarımıza mont, bot, kırtasiye malzemesi gönderelim dedim. 30 bini aşkın çocuğumuza ulaştık. Bilgisayar ve projeksiyon cihazları gönderdiğimiz okulları da buna ekleyebiliriz. Tekerlekli ve akülü sandalye dağıtımında rekora gidiyoruz. Müge Anlı programı vasıtasıyla pek çok ilke imza attı. Sevgi İzi projesi bunlardan biriydi. Sevgi İzi, zihinsel engelli, Alzheimer veya benzeri hastalıkları bulunan vatandaşların bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla Müge Anlı ve ekibinin hayata geçirdiği bir hizmetti. Sevgi İzi adlı projede zihinsel engeli bulunan, Alzheimer ya da benzeri hastalıklara sahip kişilerin kaybolduklarında kısa süre içinde bulunması hedefleniyordu. Bir şekilde kaybolma ihtimali olan kişilerin kollarına bir numara işleniyor. O kişi kaybolduğunda onu gören vatandaşlar polise, jandarmaya ya da ilgili bir birime başvurduğunda sevgi izi devreye giriyor. O numaraya sahip olan kişilerin tüm bilgileri gizli tutuluyor ve kişi kaybolup başka bir yerde bulunduğunda ailesine haber verilebiliyor. Bu proje herkes tarafından bilinir ve uygulanır oldu. Gerçek bir hayvansever olan Müge Anlı sadece insanlara değil, can dostlarımıza da yardım elini uzattı. Patibuldular.com adlı siteyle kaybolan evcil hayvanları aileleriyle buluşturuyor. Öte yandan okuma yazma seferberliği de bir başka başarılı projesiydi. Değer Dergisi'nden Hakan Erdem'e verdiği röportajda bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı okuma yazma seferberliği ise benim için en büyük gurur kaynağı. Tüm projelerimin içinde en büyüğü, ülkemiz için sıçrama tahtası olan bir projedir. Her şey canlı yayın sırasında ağzımdan çıkan bir hayalim var. Ülkemde okuma yazma bilmeyen hiç kimse kalmasın sözleriyle başladı. Okuma yazma bilenler bilmeyenleri öğretir. Bu işin de üstesinden geliriz diye yola çıkmaya hazırlanıyordum. Ancak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan okuma yazma seferberliği istiyoruz çağrımıza. Siz istiyorsanız bu seferberlikte biz de varız sözleriyle destek verdiler. Sonrasında ülke çapında büyük yankı buldu. Şimdi sıra okuma yazma seferberliği sayesinde sertifika alan vatandaşlarımızın diplomalarını görmeye geldi. Müge Anlı 7'den 70'e her kesimden insan tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çok sayıda fanı var. Şarkıcı Sinan Akçıl, hayranı olduğu Müge Anlı'nın sözlerinden ilham alarak Durum Çok Acil şarkısını yazdı. Anlı'nın canlı yayınına çıkan şarkıcı, itiraf ediyorum, gerçek bir Müge Anlı fanıyım. Her gün izliyorum. Allah Türkiye'yi Müge Anlı'sız bırakmasın dedi. Müzik
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yanı sıra yine ATV ekranlarında yayınlanan Güven Bana programı 2019 senesinde bir sezon boyunca yayınlandı. Müge Anlı'nın efsane tepkileriyle geçen program, birbirini tanımayan iki kişinin soru yanıtlayarak para kazandığı, birinin mutlaka parayı tek başına aldığı bir programdı. Uzun yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Instagram hesabından mini elbiseli bir pozunu paylaşan Anlı, sezon boyunca giydiği kıyafetleri yıl sonunda gençlere hediye ediyor. Kanal D'ye verdiği röportajda canlı yayında tercih ettiği kıyafetlerden bahseden Anlı, "Bana her gün özel kıyafet dikiliyor. Kulisimde ama çok kıyafet yok. Yıl sonunda gençlere hediye ediyorum. Belirli bir tarz var. Etek boyu var, göğüs boyu var, kol boyu var. Aynı şekilde yıllardır böyle," dedi. Ekranda pantolon giymeyi tercih etmeyen ünlü sunucu, bununla ilgili de "Özel bir sebebi yok. Kendime elbise yakıştırıyorum," ifadelerini kullandı. Eğitimine çok önem veren Müge Anlı, üniversiteyi bitirdim deyip o defteri kapatmadı. Okumaya, öğrenmeye, eğitim almaya hayatı boyunca devam etmekten yanaydı. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tarih ve sosyoloji bölümlerinde okudu. Aile yaşantısını sır gibi saklayan Anlı, 1993 senesinde bir meslektaşıyla evlendi. Bu evlilikten bir de kızı oldu. Ancak 2008 senesinde boşandılar. Müge Anlı kızını yıllarca gözlerden uzak büyüttü. Ancak kızı Lidya, bir ay kadar önce Aileler Yarışıyor adlı programda ilk kez ortaya çıktı. Anlı hayatının büyük bir bölümünü kızına ve mesleğine adayarak geçirdi. 2022 yılında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi. Evleneceğini ilk kez canlı yayında açıklayan Müge Anlı şu ifadeleri kullanmıştı. "Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar, beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza eminim." On parmağında 10 marifet olan Müge Anlı, ayrıca kumdan heykel konusunda da çok başarılı. Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde sergilenmek üzere dünyaca ünlü Aspendos Amfiteyatrosu'nun kumdan heykelini yaptı. Antalya'da tatil yapan televizyon programcısı ve gazeteci Müge Anlı, Lara sahilindeki Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'ni ziyaret ederek heykel çalışmasına katıldı. Öte yandan hayvanseverliğiyle bilinen Anlı'nın evinde beslediği bir can dostu var. Müge Anlı'nın köpeğinin adı ise Lokum. Onu o kadar çok seviyor ki Lokum'dan torunum diye bahsediyor. En büyük sevgi kaynaklarından biri torunum diye sevdiği Pekinez cinsi Lokum isimli köpeği. Programa gelen izleyiciler Lokum'a bol bol kıyafet örüp hediyeler gönderiyor. Televizyoncu fanatik bir Fenerbahçe taraftarı. Maçlara kombine bileti olan Anlı aynı zamanda kulüp üyesi. Tam bir Fenerbahçe aşığı ve futbol tutkunu. Hayattaki en yakın dostlarından biri ise şarkıcı Sinan Özen. Aynı zamanda Özen'in nikah şahidi de olan Müge Anlı'nın Sinan Özen'le yıllardır süren derin bir dostluğu var. ...2018'in Haziran ayında Türk Folklor Kurumu'nun 53. kuruluş yıl dönümünde Göç isimli oyunda folklor ekibiyle sahneye çıkıp Gaziantep yöresine ait folklor oyununda yer aldı ünlü televizyoncu.
Tam bir folklor aşığı olan Müge Anlı, bu gösteriye aylarca provalarına giderek hazırlanmıştı. Öte yandan çok güzel sesi olan Anlı, sosyal medyadan şarkı söylediği videoları paylaştığında beğeni yağmuruna tutuluyor. Biz de usta televizyoncuya hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyoruz.